İlk önce bir adet timsah çizeceğim. Timsah hırsız bir timsah yapacağım. Daha sonra polis bir ayı, bir tane de böyle kısa boylu elinde silahı olan hamster çizeceğim. O yüzden şimdi timsaha baktığımızda timsahı ayakta yapacağız. Birazcık da antropolojik hayvanlar. Bugün mesela Anna ve Gülün diyorum. Anna ve Zehra sana attığımda aynı şekilde. Gül'ü sana atmadım çünkü biliyordum ki zaten önceki ödevi de yapmadın. Ve TYT'ye çalışıyorum diyecektin. Ondan kaynaklı atmadım. Şimdi antropolojik hayvan bugün attıklarım nedir? Antropoloji, antropometre falan bunlar hep böyle duyduğumuz, sıklıkla duyduğumuz şeyler bu aralarda. Benden duyduğumuz. Birazcık da insanımsı hayvanlardan bahsediyorum yani. İnsan özellikleri olan hayvanlar. Yine aynı şekilde bunda da antropolojik bir timsah çizeceğim. Biraz daha yani böyle ayakta duran, insan gibi yürüyen, ellerini insan gibi kullanan hayvanlardan bahsediyoruz. İmgesellerde bu animasyonda sıklıkla zaten karşımıza çıkıyor. Direkt hayvan olarak sormasalar da ne oluyor? İşte karakter olarak soruyor ve o karakterlerde zaten hayvanlardan dönüştüreceğiz. Yani hiç olmayan bir şey çizmediğimiz için sonuçta hayvanlardan dönüştürerek çiziyoruz. O yüzden animasyon için zaten gerekli bir durum. Diğer bölümlere girdiğinizde atıyorum işte resim, atıyorum grafik ne olursa artık o bölümlerde de çocuklara yine aynı şekilde kostüm giydirebilirsiniz ki bence çocuklara kesinlikle kostüm giydirin. Zaten dümdüz tişört, dümdüz pantolon olmasın çocuklarda. İşte hayvan kostümü vesaire giymiş çocuk tabii onun çocuk olduğunu belli edin küçük hayvan gibi gözükmesin orada. Ya da işte bir maskot hani böyle dükkanların önünde falan olacak şekilde bir maskot da yapılabilir bunlardan. Ya da işte bir mesela tiyatro sahnesi, tiyatro oyunu vesaire çıktığı zaman yine bu şekilde kostüm giymiş insanlar bir böyle çocuk oyunu tarzında bir tiyatroda olabilir. Şimdi timsah biliyorsunuz ki birazcık dinozor vari bir şey. Birazcık ejderhaya da benziyor, dinozora da benziyor. Zaten timsahın evrim sürecine de baktığınızda ta dinozorlardan bize kadar geldiğini biliyoruz. Yani çok da öyle şekilli şukullu hayvanlar değiller. Dinozorlar da nasıl gözüküyor? Arka ayaklarının üzerine çıkıyorlar. Ve ön ayakları böyle elleri küçük gözüküyor burada. Aynı şekilde diğer elini de böyle küçük şekilde buraya doğru aldım. Şimdi bunun üzerine aşama aşama yine gidelim bakalım. Biraz daha ayrıntısını girelim. Şimdi gözlerin olduğu yer için biliyorsunuz bir böyle maske gibi düşünüyorduk zaten. Yani şurası suratın orta kısmı olacaksa şuralar. Buraya böyle maske gibi düşündüğümde gözün olacağı yerde o zaman şöyle gözükecek. Şuraya doğru çevirdik. Sonra kafanın üst tarafını normal bırakıyorum. Biraz daha bir şekilde basık. Ağzı için ağzını açsın dediğimde. Şimdi burada tabii şurası üst tarafı diyeceğiz. Birazcık konstrüksiyon çizgileriyle bulmamız gerekiyor. Yani şuralarda böyle dönüşleri var. Ve uca doğru yine dinozor ağzı gibi böyle dönerek. Böyle bombeli şekilde geldiği biraz böyle Gaga'ya da benzeyecek en başta. Çünkü Gaga biliyorsunuz öyle çok da yani dişim işi olmadığı için ilk çizdiğimizde Gaga'ya benziyor. Şöyle yaptım mesela. Alt kısım içinde yine şu. Ve burada ağzını yaparken aslında hani şu çektiğim, ilk çektiğim şekilde birazcık referans alıyorum. Hani ağzını açtığı zaman öyle gözükecek diye. Ve burada ne olması gerekiyor? Ağzın yan tarafı. Şöyle geldi. Yan kısmı için de getirdik. Buraya bağladık. Sonra buradan geriye doğru gidiyor. Hafiften birisi böyle kıvrımlı. İç tarafta onun geriye doğru gittiğini gösterecek. Şöyle bir parça. Ve buradan da
Göbeğe çıkıyordu. Geldi geriye doğru. Çevirdik göbek kısmını. Omuzun olduğu yere bakıyorum. Buralarda. Hayvanları çizerken her zaman omuz üstü ve hani şuradaki işte o kürek kemiğinden kaynaklanan çıkıntı her zaman gözükecek. Burada böyle bir dönüşü var. Sonra aşağıya doğru girdik. Birazcık daha ayaklarla da ilgilenirsek bacaklarla kalın şekilde getirdim. Bu arada mesela şey Zehra senin çizgini gitgide sevmeye başladım. Böyle rahat çizgini iyice oturmaya başladı. Şu an böyle bacakları çizerken aklıma geldi. Yani buraları çizerken böyle daha oval, daha dinamik çizgileriniz olması gerekiyor genel çizimde. Şu an Zehra onu biraz onu yapmaya başladı. Hatta bir süredir yapıyor yani yapmaya başladı demeyeyim de. Daha dinamik çizgileriniz Sağ olursa olun hocam. daha rahat gözükür. Rica ediyorum. Buradan geldi yukarıya doğru. Döndü. Dışarıdan nasıl bir motor geçiyor ya? Geçmek bilmedi. Şöyle hala bak gidiyor hala. Kolu ayarlayalım. Ne diyeceğimi de unutturdum ama. Şimdi ben burada çizim yaparken mesela bazen şey oluyor yani tekte çekiyorum falan. Evet üzerine tekte çekin. Hani netleştireceğiniz yerlerde yapın zaten. Ve aynı zamanda şey de yapmanız lazım. Yani bu işte biraz daha dinamik. Çünkü sadece mesela hani araştırma çok sert araştırdın diyelim. Sonra getirdim bunun üzerinden tekte çektim. Çok hoş gözükmeyecektir. Bunun üzerinden işte hani araştırmalarınız biraz daha böyle dönüşlü böyle daha dinamik olup daha sonra bunun üzerinden mesela böyle netleştirirseniz daha iyi gözükür. Şöyle eli de buraya yerleştirdik. Yani eliniz birazcık yere dans edecek işte. Kağıt da böyle kayacak. Daha böyle rahat olacak. Bu elinde hırsız dedik ya buna. Bu elde çuval tutacak. Geriye doğru sırtına dayamış şekilde. Burada da bir fener tutarsa bence iyi olur diye düşünüyorum. Feneri nasıl tuttum? Eli aşağıya doğru haliyle biraz böyle dönecek ve parmakları da şuralarda gözükecek. Bileğini böyle kırdığını düşünün. O zaman baş parmağı da ileriye doğru gitmiş olacak. Ve şurada da fener olacak işte. İleriye doğru. Şurayı bir silelim. Biraz daha şuradaki. Tabi burada mesela çift yönlü olması gerekir. Bunları normalde ama yapsak mı öyle? Yani bir şurada böyle hızlı hızlı görüp bir de bunun ara kısımlarına mesela bir tane daha yerleştirdiğimizde çift yönlü görmüş oluruz. Evet. Bunların birazcık opacitesini düşürüp üzerine daha kıyafet ve daha çok ayrıntı, dişler falan filan. Onları gireceğiz şimdi. Şimdi karakterleri çizmek de haliyle yavaş oluyor. Bir de aşama aşama gösteriyorum size. Aşama aşama gösterdiğimiz için daha çok yavaşlıyor. Ama yapacak bir şey yok. Şurayı gerçekten maske yapacağım. Dediğim gibi hırsız mantığıyla. Şapka ekleyeceğim. Şapkanın uç kısmı şöyle burası. Geriye doğru döndü. 3 tane çizgi attım. Bu şapkayı vesaire zaten önceki derslerde de nasıl basitçe çizilebileceğini böyle sonsuz işaretiyle falan göstermiştim. Ve artık
Bunları en basit haliyle çizebiliyor olmanız gerekiyor. Üzerindeki materyalleri, yani işte bu şapkadır, maskedir, bunları ne kadar basit çizgilerle yaparsanız o kadar iyi. Çünkü bu sefer kendi içerisinde karışıklık olmaması lazım. Olabildiği kadar şu arayı koyulaştırdım ve şuradan tekrar çektim ve şurayı da koyulaştırdım. Sonra döndük şu gagayı timsah burnuna çevirelim. Bakın yine üzerine girdiklerim öyle çok araştırma çizgileriyle beraber değil. Daha çok netleştireceğim ayrıntılarla beraber. Biraz daha şöyle gelebilir. Şuralarda da bir şeyler olacak. Komple yaparsanız bu sefer yani buralarda da mesela sürekli böyle böyle devam ederse bir yerden sonra artık o karalama olmaya başlıyor. Şuradan çevirdik. Bende de mesela bazen şey oluyor elim bu ayrıntılara girerken de araştırmalara gitmeye başlıyor ama çok yapmamaya çalışıyorum. Fark ettiğim zaman durduruyorum. Bu şeydir. Hem böyle hani altındaki araştırmalarla dinamikliği yakalamış olursunuz. Hem de üzerinize girdiğiniz bu netliklerle ben zaten bu işi yapıyorum tarzında hani o tecrübenize de jüriye göstermiş olursunuz. Çünkü sürekli araştırma çizgisi atmak, ayrıntıda dahi araştırma çizgisiyle gitmek artık şey oluyor yani. Korkak çizgi olmaya başlıyor bir yerden sonra. Şuralardan tekrar kıyafetin dönüşü böyle bir kalınlık ekleyelim. Buraya da ekleyelim. Nereye girdi? Ha birazcık daha şöyle gelirse daha iyi. Dördü bitirelim ama bir yerde. Yani şurada mesela bitti. Bu dönüşler çok önemli biliyorsunuz. Yani şuradaki sert dönüş, daha sonra burada daha serbest dönüş. Onlar çok önemli. Çünkü hacmi veren şeyler onlar. İşte bunun üzerine mesela çizgili çizgili girebilirsiniz. Daha çok böyle yolunu vermek için, yani hacmini vermek için taramasını atarken de o çizgilere göre birazcık daha mesela oraları koyulaştırırsınız ve daha çok o geriye gidişini vermiş olursunuz. Şu an hızlıca gösterdim. Şimdi burada şu içeriden çıktı. Aynı motor yine geçiyor. İnadına yapıyor gibi ya. Çevirdik. Tam bu dirseğin şey dizin olduğu yerde şöyle hafiften belli edecek birkaç çizgi. Buradan döndü. Bir, iki dedim. Bir de şuraya şöyle üç dedim. Hızlıca bunları da çıkarttık. Bunlara normalde ayrıntı girseniz daha böyle tekini yapayım. Biraz daha bombeli. Şu kısmını da aşağıya doğru bombeli. Şurası da tırnak kısmı olmuş oluyor. Tek tek yaparsanız dersiniz yapmayın ama zaten ayaklarla alakalı işte pençe, pati, işte perdeli ayak, kertenkele ayağı bunlarla alakalı size kaynak atacağım, görsel atacağım. O yüzden bu ayaklar çok problem değil. Evet, arka tarafı falan zaten yaptık. Bir daha üzerinden geçmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Sadece şurada işte şey gerekiyor. Yeşille yapalım da. Çuval tutacak dedik. Çuval aşağıya doğru böyle ağırlığını vermiş olacak. Şuradan bir tane daha geldi ve şöyle.
Dolay işareti. Tabii normalde şeyde yapmıyorsunuz, sınavda yapmıyorsunuz. Öyle amblem, logo, işaret, simge, bunlar olmuyor. Şimdi bunu hiç küçük miyim ben? Yine görüntü kalitesinde sıkıntı çıkmasın. Dersin yetişmeme ihtimaline karşı şeyi yapmayacağım. Yani şu an onunla devam etmeyeceğim. Polis ayı. Onda çünkü çok bir şey yok. Yani polis ayı düşünebilirsiniz bir şekilde onu. Kilolu falan. Ama o tüfekli hamster. Şimdi nasıl dursun? Yine şöyle çıkarttık. Kafanın olduğu yer. Gövdenin olacağı yer. Daha biraz daha şöyle birleştirdik. Omzun kolun çıkacağı yer, diğer kolun çıkacağı yer. Karşılıklı. Biraz daha şöyle düşünebiliriz. Zaten elleri küçücük olacak. Elini cebinde düşünelim. Ayağı buradan çok azıcık gözükecek. Buradan çok azıcık gözükecek. Şuralardan. Tipine bakıyorum. Orta kısım. Şuralarda burnu. Biraz daha şöyle gözüktüğü kafasının üstü. Buradan yanak. Burada da normalde yanağı var ama bizden taraf olduğu için çok görmeyeceğiz. Biraz daha şöyle devam etti. Kolunu netleştirelim. Buradan çıkartalım. Diğer eli çok uzun oldu. Şöyle dursun. Buralarda hafiften göbek. Aşağı doğru sarkık şekilde. Şurası kısa. Şurası dibin olduğu yer. Portreye bir daha devam ediyorum. Surat bu tarafa doğru bakıyor. Burun. İşte burada şöyle devam edip dişlek olacağı için biraz daha orayı büktük. Dudak kısmı. Şöyle gördük. Yine maske gibi görürsek şurası bir gözün olacağı yer. Burası diğer gözün olacağı yer. Hafiften şu kısımlarda biraz tüy ekledim. Gözleri yapalım. Buradan da şu göz çevirdim. Biraz böyle diğer tarafa doğru büküldüğü için daha oval geldi. Şöyle bakıyor musun? Bu göz de öyle bakıyor olsun. Böyle. Şapka yapalım. Sonsuz işaretten yine. Sonsuzluk işaretinden yani. Şöyle getirdim. Ve uç kısmını yaptım. Şuralarda yine tüyler var. Kıyafet giydireceğim şimdi üstüne. Şurada hafiften bacak, ayak, ayak. Evet. El cebinde dedik. El cebinde ise kıyafet var demektir. Üzerine böyle biraz havalı bir şeyler giysin. Yani önce şurayı bir getirdim. Kalınlığını aldım. Buradan aynı şekilde getirdim. Buraya bağladım. Evet. Bu geriye doğru dönüyorsa şuralardan yine ilk çizgi, sonra kalınlığını aldım. Hop, ikinci çizgi ve şurada birleştirdim. Göbeğin olduğu yerde zorlandı ve aşağı doğru düştü. Şurada cebi olacak. Cepte bir mendil koyalım.
çok oldu. Şuralarda kıyafet bitiyor zaten. Bacak olduğunu belli etmek için burada mesela şöyle bir dikdörtgen yaptık ki pantolonun olduğu kısım diye belli olsun. Ve küçücük de burada zaten ayağı gözükecek. Elini cebine sokmasak mı? Cebinde mi dursa? Cebinde dursun ya. Elini yana açsın mı acaba dedim de. Şuradan beline doğru böyle belki de. Şöyle koysa elini. Şimdi şurası dirseğin olduğu yer. Burası alt taraf. Beline elini koyduğunda nasıl gözükecek? Şuradan böyle büküldü. Parmakların olduğu yer burası. Basitçe. Şurayı dirseğin olduğu yeri bir tık daha belli edersek böyle. Tamam, çok karalandı. Burada da dediğim gibi şeyler önemli. Az çizgiyle hemen böyle kıyafeti tık tık verebilmek. Alt taraflarda araştıracağınız kadar ama geri kalanında net az çizgiyle vermeye çalışın. Elinde de tüfek demiştim. Artık kimse bu, bilmiyorum. İmgesel de size bağlı. Kim olacağı? Yerde dursun, yere dayamış şekilde. Şuradaki çizgi fazla o kafanızı karıştırmasın. Şurayı alıyorum. Hatta elini de biraz daha açması gerekiyor şu an. Şurada tetik. Şurası da şöyle geldi. Üst taraf. Eli de biraz daha açtığımda parmaklar şuradan gelecek. Evet. Bu şekilde kalabilir bu da. Hadi ayıya da geçelim. Bayağı da süremiz yetiyor. Şu ana kadar bir sıkıntı çıkmadı. Güzel. Demek ki çok da yavaş yapmamışız. Bir de başta konuştuk falan. Ona rağmen iyi gitti. Uzaklaştık azıcık. Nereye çizdiğimizi bir görelim. Çünkü yanlışlıkla geri yakınlaştık. Ha. Yine şöyle bir eylem çizgisi atalım. Çok dalgalandı. Evet, biraz daha şu olur. Kafanın olduğu yer, gövdenin olduğu yer ve ayaklar. Tekerlekli bir şeye benzedi şu an. Omuzun çıkacağı yer, diğer omuzun çıkacağı yer. Ve burada ayı portresi için konstrüksiyon atıyorum şu an. Yani şuradan döndü işte. Şurası ayrı bir parça. Şöyle geldi. Değilse hafiften takılmalar başladı ama şu arkadaki her şeyi kapatalım bakalım. Şurası da kafanın üstü. UFO'ya benzedi kafası da şimdi. Burnunun olacağı yer şöyle kocaman görelim. Şöyle gözüksün. Şurası ağzın içi. Yine ağız açıldığı zaman orta kısmı şurada olacak. Ve buradan o yüzden geriye doğru dönmeye başlıyor. Üst ağız normal devam ediyor bu tarafa doğru. Burada maske gibi düşünürsek suratı. Şurası orta kısmı. Şöyle geldi. Ayılarda böyle gözler çok büyük büyük değil, değil mi? Ortada böyle küçük şekilde kalabilir.
Şuradan gövdeyi düşünelim. Geldi aşağıya doğru böyle uzattı. Sonra burada kıyafetiyle beraber de düşünürsek şöyle geldi kocaman, geniş. Biraz daha belki şöyle araştırırsak daha iyi gözükecek. Da ayağın olduğu yer. Bilgisayar takılmaya başlayınca hem de çizimim karalanmaya başlıyor maalesef. Şimdi ben çiziyorum, o çizgi arkadan geliyor. Şöyle geldi. Geniş bir ayı. Şimdi burada kolunu havaya doğru kaldırmıştı. Hek. Polis ya. Hani böyle selam verecek tarzda. Diğer kolu böyle gelse, alt kolu böyle gelse, işte üst kol, alt kol. Buradan da şöyle döndürebiliriz. Ve gitgide incelecek. Çok karalamıyor, farkındayım. Ama ne çizdiğimi zar zor algılıyorum şu an bilgisayardan kaynaklı. Şöyle geldi. Bu kolu da yine beline doğru dayamış ve geriye doğru gidiyor ve eli o zaman nasıl gözükecek, yine şöyle gibi duracak değil mi? Bu el ne yapıyor burada? Dediğim gibi selam verme modu. Yani şurada şapkası var. Böyle gelmiyor şapka. Heh. Şöyle dönecek. Aha, düzeldi bilgisayar. Düzelince benim çizgide otomatik. Düzeldi şu an. Şapka olacak bu. O polis şapkaları vardır ya, böyle iki tarafa doğru şey gelir. İşte şurada rozet gibi bir şey vardır. Rozet herhalde o. Kulaklar tepede. Şöyle gözüktü. Burada surat öne doğru gelecek. Yine takılmaya başladı. Yanağın olduğu yer biraz daha burada şişiyor mesela. Hafiften biraz daha getirdik. Kilolu olduğu için mesela çene sadece şöyle bir çizgi olarak gözüküyor burada. Buradan da yukarıya çıkarttım. Sonra burada bir bükülme var. Sonra devam ettik. Şimdi umarım takılmaların arasında yapabildiğim kadar yapmaya çalışacağım. Daha açık bir maviyle yapalım. Önce kıyafet geldi. Çektim. Burası bu kadar. Aynı şekilde diğer tarafta şu döndü. Devam etti. Ve iç kısımları var. Şurası ve şurası olacak. Ama zaten oraya kravat yerleşecek. Kravat da basit. Şu şekilde. Sonra kravat nasıl gelir? Buradan böyle bir iki çizgi atarsınız mesela. Aşağıya doğru genişler. Buradan da aynı şekilde genişledi. Sonra sivrileşecek ucu. Ve arkasından bir tane daha, bir parça daha böyle gözükebilir. Koyu olacak şekilde. Şuralar yine yok. Sanırım gözünüzde de ayı biraz daha canlanmıştır ama portreye bir tık daha girip bırakacağım. Şimdi burada burnun orta kısmını bulmamız gerekiyor. Burnun ortası şöyle. Ve burun hafiften buradan yukarıya çıkıyor, buradan aşağıya iniyor şeklinde. Ve biraz üçgene benzeyecek. Buradan aşağı doğru tekrar ve buradan da diğer köşeye birleştirdim. Burnun delik kısmı burada, delik kısmı, orta kısmı biraz da şöyle gözükmüş oldu. Burun için siliyorum orta çizgiyi. İşte şurada yan tarafı, yanağını mesela az önce tam gösterememiştim. Yine gösterebildik gibi değilim ama şöyle öne doğru çıktı. Dudağın üst tarafı kıvrıldı ve güldüğü yer. Burada güldüğü için yanakta şöyle. İçeri yaparsak yine böyle bir iki tane çok da olmayan diş yapabiliriz. Fazla fazla yaparsak böyle çok abartılı gözükür.
Bütün dişlerini de o kadar net görmeyi zaten her dişi de kocaman kocaman değil. Gözleri düşündüğümüzde yine şöyle çevirdim. Tüyleri yaparken kulak için fazladan bir çizgi daha ekleyip kulağı buradan da çevirmiş oldum böyle. Evet. Ayı bu haliyle bıraksa zaten bunlara dediğim gibi siz hareket vereceksiniz ama önce benim çizdiğim gibi karakter olarak bunları yerleştireceksiniz. Yani şimdi çizeceksiniz. Sonrasında bunlardan bir imgesel çıkartacaksınız. Üçünden artık nasıl bir imgesel çıkarsa çok da zor olduğunu düşünmüyorum. Zaten her biri hırsız, birinin elinde silah var, biri de polis. Yani sadece bunları kompozisyonda iyi yerleştirmek ve hareketlerini yapmak lazım. Tekrar ediyorum, bu hareketlerle değil, siz kendiniz yeni hareketler belirleyeceksiniz. Sorusu olan var mı söylediklerim hakkında? Yok herhalde. Tamamdır. Hocam şu an sadece bu şekilde çizeceğiz, değil mi? Evet, şu an Tık tak. sadece böyle imgesel haliyle değil. Atıyorum bunları size şu an düzenledim de zaten. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Tamam Teşekkürler hocam. hocam. Görüşürüz Görüşürüz. hocam.